Günaydın değerli izleyenler. Bugün 4 Haziran Cuma, ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Türkiye'de son 24 saatte 6602 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 114 kişi ise yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 563 olarak açıklandı. Toplam ağır hasta sayısı 1219, vefat sayısı 47882 oldu. Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran'daki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini duyurdu. Beyaz Saray yazılı açıklamasında Biden'ın Erdoğan'la bir araya gelerek birçok ikili ve bölgesel konuyu ele alacağını ifade etti. Mayıs ayında enflasyon verileri beklentinin altında gerçekleşti. TÜİK tüketici fiyatlarının Mayıs'ta %0,89, yıllıksa %16,59 yükseldiğini açıkladı. Bloomberg HT anketinde beklenti aylık %1,44, yıllık %17,23'lük TÜFE yönündeydi. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 28 Mayıs haftası itibariyle 49,2 milyar dolardan 48,7 milyar dolara geriledi. Buna karşılık toplam rezervler altın rezervlerindeki artışın etkisiyle 92,5 milyar dolardan 92,6 milyar dolara çıktı. Bankacılık sektörünün toplam karı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %5 artış kaydetti. BDDK verilerine göre bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş alacakların oranı toplam kredilere kıyasla Nisan'da %3,74 oldu. Bu oran 2020'nin aynı döneminde %4,64 seviyesindeydi. Rakamlarla devam edelim. Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks %0,18 geri çekildi. 1428 puanda gün kapandığında 2,5 puan kadar düşüş yaşandı. İşlem hacminin 18,2 milyar TL olduğu günde bankalar %0,12 düşerken holdingler %1,36 yükseldi. En çok kazanan tarafta %2,85'te turizm, en çok kaybeden tarafta ise %2,42 ile elektrik sektör endeksleri yer aldı. Bugün itibariyle Moody's'in Türkiye ile ilgili bir not değerlendirme takvimi söz konusu. Reel efektif döviz kurunu içeride, yurt dışında ise Amerika'da açıklanacak tarım dışı istihdam raporunu piyasalar takip edecek. Dün de ADP özel sektör istihdamı Amerika'da 10 ayın en kuvvetli noktasında gelince enflasyon kaygısı piyasalar üzerinde etkili oldu. MSCI Türkiye ETF'i New York işlemlerini %1,52 aşağıda kaparken Türkiye'nin risk primini ölçen 5 yıllık CDS seviyesi bu sabah 409 bas puanda. FAO'nun açıkladığı gıda fiyatlarında 12 aydır yükseliş var. Gelinen nokta 10 yılın en yüksek gıda enflasyonuna küresel çapta işaret ediyor. İçeriye döndüğümüzde de enflasyon verilerinde dün itibariyle çekirdek tarafta %16,99, yurt içi üfede %3,92 aylık, %38,33 yıllık seviyeler söz konusu oldu. Dolayısıyla içeride üfenin tüfeye baskısını önümüzdeki aylarda da konuşacağız gibi gözüküyor. Zam şampiyonu diyebileceğimiz enflasyonda en yüksek artışı Mayıs ayında gösterense %41,5'la patates olarak kayıtlara geçti. Yıllık gıda enflasyonu içeride %17,04 seviyesinde ölçüldü. Fitch'ten dün açıklama vardı. Salgın, yüksek faiz ve oynak kur nedeniyle Türkiye'de bankalar için risklerin söz konusu olduğunu söyledi. Knight Frank'ın araştırmasında küresel çapta konut fiyatlarında ortalamada %7,3 ile 2006'nın 4. çeyreğinden beri en büyük artış yaşanırken Türkiye'de konut fiyatlarında yaşanan %32'lik artış bu yükselişe liderlik etti. Türkiye'deki konut fiyatlarında yıllık artış 15 yılın en sert seviyesine işaret etmişti. Şirket haberlerinde Boğaziçi Beton dün borsada işlem görmeye başladı. Oyak Yatırım'dan Erkan Ünal önümüzdeki yıllarda temettü ödeneceğine işaret etti. Rekabet Kurulu ise sağlık sektöründe hizmet veren lojistik firmalarından 3'üne soruşturma açtı. Enflasyonla ilgili tahminlerde revizyonlar var. Barclays yıl sonu ile ilgili beklentisini %13,5'tan %13,8'e revize etti. Citi faiz görünümünün değişmediğini söyledi. Kasım'a kadar %16'nın üzerinde enflasyon, yıl sonu ise %14,5 bekliyoruz dediler. JP Morgan yıl sonu enflasyon tahminini %13,4'te korurken Kasım'a kadar %16'nın üzerinde bir hareket bekledi. Merkez Bankası'ndan ise politika değişimi beklemiyor. Dardanel tarafında bedelli sermaye artırımının geliriyle yeni yatırım planlaması
açıklaması haberi geldi. Ve bu detaylarla beraber içeride yerlinin döviz tevdiat hesabının da 28 Mayıs haftasında 354 milyon dolar arttığını aktaralım. Gelinen seviye 228 milyar dolar. Yabancı aynı hafta içerisinde hisse senetlerinde net 7 milyon dolarlık alıma giderken devlet iç borçlanma senetlerinde de 69 milyon dolarlık alıcılıydı. Hal böyleyken net rezervlerde 12,4 milyar dolar seviyesi açıklandı. Tahvil tarafında ise gösterge bileşik 4 bas puan artarak 18.90'a, 10 yıllık kağıdın bileşik getirisi ise 8 bas puan artışla 18.91 seviyesine geldi. Böylece 2 yıllık ve 10 yıllık kağıtta faizler başa başa gelmiş oluyor. Gidelim buradan bir de kurlar cephesine. Amerika'da dün istihdam verileri iyi gelince dolar endeksi 3 haftanın zirvesine yükseldi. 90.55'te bu sabah, bu da euro doların 1.21.15'e geldiğine işaret ediyor. İçeriye baktığımızda dolar TL yeni güne 8.70.88'den, euro TL 10.55.44'ten başladı. Asya kotasyonlarında yarım dolar yarım euronun TL'ye karşı performansını ölçen kur sepeti ise 9.63.22 seviyesinde. Avrupa tarafına döndüğümüzde euro bölgesinde hizmet PMI verisi 55,2 ile 3 yılın zirvesine işaret etti. Birleşik PMI ise Mayıs'ta 57,1 ile Şubat 2018'den bu yana en yüksekte açıklandı. İngiltere'nin hizmet PMI ise 62,9 ile beklentinin çok üzerinde yer aldı. Dün itibariyle Stoxx 600 endeksi günü yatay biçimde tamamlarken doğal kaynak hisseleri %1,9 kadar değer kaybetti. Yine şirket haberlerinde Saint-Gobain özellikle faaliyet kârı cephesinde rekor beklediğini açıkladı. Hisse senedi dün %4,1'lik yükselişiyle Stoxx 600'ün en çok kazanan hissesi olarak kayda geçti. Karışık bir seyirle Avrupa kapandı. Detaylarını birazdan Londra'dan Ceren Dilekçi'den alacağız ama öncesinde bir de Amerika'ya gidelim. ADP özel sektör istihdamı 978 binle 10 ayın en kuvvetli artışına işaret ederken haftalık işsizlik maaşı başvurularında da 385 binlik seviye pandeminin başlangıcından bu yana en düşükte gerçekleşti ve 400 binin altında gelmesi psikolojik açıdan da önemliydi. ISM hizmet rakamı Mayıs'ta 64 ile rekor kırarken market hizmet PMI'da 70,4 ile beklentinin üzerinde gerçekleşti. Apple çalışanlarını Eylül ayında ofise beklediğini ifade etti. AMC tarafında 11,5 milyon hissenin satılacağı açıklandı ama birkaç saat içerisinde 587,4 milyon dolarlık sermaye artırımının tamamlandığı haberi geldi. AMC hissesi %18 değer kaybetti. Biden, Trump'ın Çin'e bağlantılı şirketler listesini genişletti. 59 şirketlik listenin içerisinde Huawei de var. Amerikalı şirketler ulusal güvenliğe tehdit oluşturdukları gerekçesiyle bu şirketlere yatırım yapamayacak. Aynı zamanda dünkü yine hisse senetleri hareketinde Dow Jones Sanayi Endeksi bir ara 265 puan kadar düştükten sonra günü 23 puan kadar ekside tamamladı. S&P 500 %0,36, Nasdaq ise %1'in üzerinde değer kaybıyla kırmızı ekranlardaydı. Bu sabah Asya'ya geldiğimizde de Biden'ın Çinli teknoloji şirketlerini hedef alan listeyi 59 şirkete kadar çıkarmış olmasının etkileri var. Japonya'da bu sabah itibariyle SoftBank gibi bir hisse, Güney Kore'de SK Hynix gibi hisselerde satışlar var. Çin tarafına geldiğimizde burada da özellikle Hong Kong'da işlem gören Baidu, Tencent gibi Çin şirketlerine satış geldiğini takip etmekteyiz. Ant Group'un tüketici finansmanı şirketi kuracağı ile ilgili haber var. Buna rağmen Alibaba hissesi %0,95 kadar ekside. Bugün ajandasında Hindistan Merkez Bankası'ndan toplantı görünüyor. Makro verilerde ise Japonya'da hane halkı harcamaları Nisan'da %13 artışıyla beklentinin üzerinde yer aldı. Dolar yen paritesi de bu sabah 110 seviyesiyle 2 ayın zirvesine işaret etmekte. Japonya'da, Güney Kore'de eksiler var. Çin ve Hong Kong'da artılardayız. Detaylarını birazdan Sadi Kaymaz'la değerlendireceğiz. Öncesinde ise bir de Amerika'da vadeliye gidelim. Orada da bugün itibariyle artık gözler tarım dışı istihdam, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerine çevrildi. Öncesinde karışık bir seyir var. Dow Jones'da ve S&P 500 vadeli de %0,03 gibi bir artı. Nasdaq'ta ise %0,02'lik bir eksi ekranımıza yansıdı. Rakamlar böyleyken Amerika'da 10 yıllık tahvil faizinde dün iyi gelen istihdam verileriyle 1.63 seviyesini takip ettik. Bu sabah da 1.62.33'teyiz. Bu tabii altını biraz baskıladı. Altın fiyatı yaklaşık 2 haftanın en düşüğünden işlem gördü. Petrol cephesinde ise Enerji Bilgi İdaresi ham petrol stoklarında 5.1 milyon varillik düşüşe rağmen işlenmiş stoklarda artışa işaret etti. Bu karışık sinyaller eşliğinde Brent petrolü dün Eylül 2019'dan bu yana ilk defa 72 dolar sınırına kadar yükseldi. Amerikan tipi hamda ise
Ekim 2018'den bu yana ilk defa biz 69 dolar 40 senti görmüş olduk. Bu sabahki harekette Brent petrol bizi 71 dolar 20 sentte, Amerikan ham 68 dolar 75 sentte karşıladı. Spot altın fiyatı haftanın son işlem gününde 1870 dolar 70 sentten el değiştiriyor. Gram altında ise 523 lira 88 kuruş seviyesi ekranımıza yansıyor. Rakamlar böyleyken dün Avrupa piyasalarında karma seyirle kapanış gördük dedik. Londra'dan Ceren Dilekçi detaylarını aktaracak. Avrupa borsaları günü karışık seyirde tamamladı. İngiltere borsası %0.6'ya varan oranda düşüşle Avrupa'nın genelinden negatif ayrıştı. Avrupa'da seyahat hisselerinde satışların yoğunlaştığını gördük. Avrupa'da seyahat endeksinde kayıplar %1.5'u aştı. Bunda İngiltere'nin kararı etkili oldu. Çünkü uluslararası seyahatler listesinde güncellemeye giden İngiltere, Portekiz'i yeşil listeden çıkardığını açıkladı. Ve bu kararla birlikte seyahat hisselerinde düşüşler hızlanmış oldu. Bununla beraber veriler cephesinde hizmet PMI verilerini takip ettik. Mayıs ayı Euro bölgesinden ve Euro bölgesine hizmetler PMI karantina önlemlerinin gevşemesinin etkisiyle 3 yılın zirvesine tırmandı. Mayıs ayında 55.2 değerini aldı. Birleşik PMI ise 57.1 seviyesine yükselmiş oldu. Almanya'da hizmetler PMI'ndeki yükseliş diğer ülkelere kıyasla görece biraz daha sınırlı kaldı. Çünkü 52.8 değerini aldı. İngiltere'ye baktığımız zaman ise İngiltere'de çok hızlı bir sıçrama gerçekleşti. 2 yılın en büyük sıçraması yaşandı hizmetler PMI verisinde. Ve veri 1997 yılından bu yana en yüksek seviyeye tırmanmış oldu. İngiltere'de Finansal Yönetim Otoritesi FCA'dan kripto paralara ilişkin yeni bir uyarı geldi. Kurum çoğu kripto para işlemi yapan firmanın para aklama konusundaki kurallara uymadığını açıkladı ve henüz yeterli bu alanda başvuru almadıklarını duyurdular. Wall Street kapanışının detayları için de her sabah olduğu üzere New York'a gidiyoruz ve karşımızda Melike Ayan olacak. New York'tan selamlar. ABD borsaları dün satışlı bir günü geride bıraktı. Nasdaq önderliğindeydi. %1'lik bir satış teknoloji sektöründe yaşandı. Ve iyi gelen ekonomik verilerin buna sebep olduğu düşünüyor. Neden? Şimdi işsizlik sigortası başvuru ilk defa 400 binin altına indi pandemi süresince. ADP özel sektör bordoları neredeyse 1 milyon kadar arttı turizmde bir sıçrama yaşanınca. Üçüncü olarak hizmet sektörü de beklenenden çok çok iyi geldi. 1997'lerden beri görülen en iyi rakamlar 64'lerin üstünde. Bütün bunlar FED tahvil alımını yavaşlatır düşüncesini, spekülasyonun inancını getirdi. Ve borsada iyi ekonomik veriyi kötü fiyatlı, daha doğrusu satışla fiyatladı. Bunun dışında Biden'ın %28'lik kurumlar vergisini %15 indireceğim demesi de borsayı çok kurtarmadı. Tesla'da da düşüş vardı. Çin'in siparişleri durdurmasından kaynaklanan. Bir yandan da otomotiv satışlarında Ford açısından Mayıs'ta bir düşüş vardı. Ve gelen ekonomik verilerin özellikle 10 yıllıkların faizlerini doları biz yukarı taşıdığını gördük. Altın düşerken petrolde ham petrol envanteriyle birlikte düştü diyorum. Sözü tekrar size. Daha doğrusu ham petrol envanterin düşmesinden kaynaklı kendini toparladı dün biraz da olsa diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ve Asya piyasalarında son durumun detaylarını alacağız. Bakalım bu sabah haber akışında en çok neler öne çıkıyor. Her sabah olduğu üzere Bloomberg HT Pekin temsilcisi Sadi Kaymaz bizimle. Sadi günaydın. Bu sabah yine oldukça hareketli. Bir yandan Biden'ın Çinli şirketleri hedef alması. Diğer tarafta tabii ki Fauci'nin, ki Amerika'da artık COVID'in yüzü olarak tanınan bir kişi oldu. Wuhan'daki laboratuvar çalışanlarına ilişkin tıbbi kayıtların açıklanmasını istemesi derken oldukça hareketli bir haber akışı var. Neler en çok etkili olur dersin günün akışında? Zeynep, güzel, güneşli bir günden öncelikle iyi yayınlar dilerim. Şimdi az önce Melike anlattı, biliyorsun özellikle dün akşam üzerinde birkaç saat içerisinde gelen beklentilerin üstündeki farklı farklı datalar burada da aslında en çok etkisini gördüğümüz faktör diyebilirim çok rahatlıkla. Özellikle genel olarak Asya çapında biliyorsun Japonya'ya baktığımızda, Kore'ye, Hong Kong'a baktığımızda
teknoloji hisseleri ağırlıklı. Orada da teknoloji hisselerini satışlı görüyoruz. Asya borsalarını aşağı doğru çekiyor. Onun haricinde yine biraz Melike değindi. Tesla dedi, Çin dedi. Şimdi Çin pazarı Tesla'nın cirosunda %30'luk bir paya sahip ve çok da iyi gidiyordu. Ta ki iki ay önceye kadar. Sonra ne olduysa oldu. Bunu ben de bilmiyorum ama bir taraftan sosyal medyada, bir taraftan resmi basında Tesla'ya karşı bir taarruz başladı. Onun da artık etkisini sayılarda çok net görebiliyoruz. İyi gidiyordu dedim. Neden öyle dedim? 3 ay öncesinde 30 binin üzerine çıkmıştı satışları Zeynep. Daha sonra 18 bine indi. Şu anda da Mayıs ayında aldığı siparişler 10 binin altına düşmüş. Çok ciddi bir gerileme tabii. Çin pazarına çok ne diyelim güveniyordu Musk ama burada sorun var. Tesla için mesele çok da küçük gibi değil bana sorarsan. Onun haricinde şöyle baktığımda piyasalara kur tarafında gerilemeler görüyorum. Doğal olarak yine o da Amerika Birleşik Devletleri Wall Street kaynaklı. Dolar güçlendiği için genel olarak Asya paralarını özellikle Tay bahtını çok gerilerken gördüm. Güney Kore bonunu gerilerken gördüm. Bir taraftan Japon yeni 110 seviyelerindeki aşağı yukarı sene başından bu yana herhalde %6'ya tekabül ediyor. Yani 103 diye başladı diye hatırlıyorum Zeynep. Dalga boyu Japonya için hayli fazla 110'un üzerine çıktı ama şöyle bir tabii iyi tarafı var. Büyük Japon şirketleri biliyorsun özellikle ihracatta çok duyarlılar, kura çok duyarlılar ve kur zayıfladığı zaman bunu çok seviyorlar. Bunu da çok net görüyoruz. Toyota örneğin bugün yukarıda gördüm ama son 11 işlem gününün 10'unda Toyota yükseldi, bunu özellikle belirttim ama tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde dün oto üreticileri de çok iyi gidiyordu. Onun dışında Mitsubishi bildiğimiz Japon, geleneksel Japon şirketlerinden bir tanesi 20 yılın en üst seviyesinde. Yine Hitachi Chemical, Hitachi'nin kimya kolunu son 2-3 yılın en üst düzeylerinde görüyorum. Onlar bugün daha dirençli Zeynep. Bloomberg ET Pekin temsilcisi Sadi Kaymaz, çok çok teşekkürler. Sadi ile bir sonraki buluşmamız saat 8'den sonra, kaçırmayın. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Ve dış basın köşemizde devam ediyoruz. Türkiye ile ilgili bugün dış basında önemli manşetler var. Bugün Bloomberg'e örneğin baktığımızda Türkiye'nin büyük bir ihtimalle bugün açıklanacak şekilde Karadeniz'de yeni bir doğalgaz keşfinden bahsedeceği belirtilmiş. Detaylara baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta içinde verdiği röportajda Cuma günü müjde açıklayacağını söyledi demişler. Konuyla ilgili konuya yakın ama ismin açıklanmasını istemeyen kaynaklar gizli bir takım bilgileri Bloomberg'le paylaşmış gözüküyor. Zira Bloomberg'in haberine göre kaynaklar Amasra 1 bölgesinde doğalgaz kaynağı bulunduğuna işaret ediyor. Daha öncesinde yine Karadeniz'de 405 milyar metreküplük Tuna 1 kuyusundan çıkan doğalgazla ilgili potansiyel piyasaları yükseltmişti ve aynı zamanda 2023'te buranın da faaliyete geçeceği açıklanmıştı. Detaylara baktığımızda TPAO buradaki işi üstlenecek ve dış finansmana ihtiyacı olmayacak değerlendirmeleri var. Enerji Bakanlığı Amasra ile ilgili herhangi bir keşif konusunda açıklamada bulunmadı demişler tekrar haberin içerisinde. Burada tabii ki Türkiye'nin uzun vadeli enerji kırılganlıkları probleminin çözülmesi açısından bu tip keşifler son derece önemli ve aynı zamanda dövizle de ilgili Türkiye'nin açığı bulunduğu için bu tip haberler enerji faturasının düşmesi açısından da kuru da ilgilendiriyor demişler. Sakarya ile ilgili beklentiler Türkiye'nin 730 milyar dolarlık doğalgaz faturasının %30'unun buradan karşılanması ve bunun da 2025 senesi gibi bir hedefinin konmuş olması. Ankara tarafında şu an için 50 milyar metreküp kadar bir yıllık doğalgaz alımı söz konusu ve herhangi bir şekilde yerel üretim burada etkili olacaksa talep %60'a kadar artabilir ve 2030 sonunda 80 milyar metreküpe kadar yükselebilir diyorlar. Yeni keşifler sayesinde aynı zamanda Türkiye'nin yaptığı anlaşmalarda da pazarlık payı güçlendirilmiş. O nedenle daha ucuza doğalgazı mal etme ihtimali de var. Yıllık enerji faturası da böylece 44 milyar dolar seviyesine kadar inebilir demişler haberin içerisinde. Türkiye'nin uzun vadeli kontratları Rusya'da Gazprom, Azerbaycan'da Sokar ve yine Nijeryalı sahalarla yaklaşık 16 milyar metreküplük yıllık buradan da anlaşmalar var. Bu anlaşmaların da son tarihi geliyor şeklinde detayda paylaşılmış Bloomberg'te.
Bir diğer yine Türkiye ile ilgili ilginç haber bu sabah Wall Street Journal'ın kapak sayfasında. Türkiye'den SİHA'ların özellikle önümüzdeki süreçte oyunun kurallarını değiştireceğine işaret etmişler. Çünkü düşük maliyetli olan SİHA'lar bölgede aslında çok daha pahalı, çok daha ileri teknolojileri çökertmeye yetebildi demişler son dönem içerisinde. Detaylara bakıldığı zaman özellikle burada Rusya destekli olan bölgedeki güçlere karşı Türk SİHA'larının kullanılıyor olmasının Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri etkileyebileceği, hatta Rusya'nın yakın tarihte Ukrayna'nın Türkiye ile yakınlaşması nedeniyle de özellikle turizm tarafından hamle yaptığına da işaret ediliyor haberde. Yine detaylara baktığımızda Wall Street Journal'da Suriye, Libya ve Azerbaycan'da Türk SİHA'larının kullanıldığı, maliyetinin düşük olduğu, biri ikisi vurulsa bile geriye kalanlarının hala kullanılacak değerde olması gibi avantaj faktörleriyle gündeme geldiği belirtilmiş. Bölgeye SİHA satan sadece Türkiye değil, aynı zamanda Çin'de, Orta Doğu ve Afrika'ya ihracatını artırdı. İran bağlantılı Irak'taki, Yemen'deki gruplar Suudi Arabistan'a karşı bu tip silahlar kullandılar. En az 10 ülke Çin'den SİHA satın alıyor demişler. Nijerya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar listenin uzadığını yine ifade etmişler. Detaylara bakıldığında dediğimiz gibi bölgedeki oyunun kurallarının değişmesi açısından bunlar önemli. Türkiye'nin NATO ile ilişkileri açısından da tabii bu silahların kime satılacağı önemli diye tekrar aktarmışlar. Amerika'nın SİHA'ları ise son derece pahalı çünkü teknolojisi daha ileri. Daha öncesinde Amerika ve İsrail geliştirdikleri bu tip ileri düzeydeki SİHA'ları ulusal güvenlik gerekçesiyle satmaktan imtina etmişlerdi ama Trump döneminde bu kurallar bir miktar gevşetildi geçen Temmuz'da. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri Ocak ayında 18 Amerikan SİHA'sını, dronunu 3 milyar dolar gibi bir fiyata alacağını açıklamıştı. Türkiye'de ise TB2 Bayraktar SİHA'sı özellikle öne çıkıyor demişler. Detaylara bakıldığı zaman maliyetinin de çok daha düşük olduğu belirtiliyor. 1984'te otomotiv parçalarıyla yola çıkmıştı şirket diye de hatırlatmışlar haberin detaylarında. Son başlığımızda Financial Times'dan verelim. Fauci diyor manşet haber, yani tıp danışmanı COVID konusunda Amerika'nın. Fauci Çin'i davet ediyor. Neye davet ediyor? Wuhan'da 2019 senesinde hasta olduğu belirtilen personelle ilgili bilgiler sızmıştı. İşte bu bilgilerin resmi kayıtlarını açıklamaya davet ediyor. Yine detaylara baktığımızda Washington'dan haber var. Amerikalı yatırımcı ulusal güvenlik çerçevesinde 59 Çinli şirkete yatırım yapma yasağıyla karşıya demişler. Yine Biden'la ilgili haber var. Altyapı projesinin finansmanı konusunda Cumhuriyetçiler ve Demokratlar anlaşamıyor ama Biden en azından kurumlar vergisini ne kadar artıracağı konusunu tartışmaya açabilir demişler. Trump'ın ortaya koyduğu oran %15'ti. Biden'ın teklifi %28'di. %21 gibi bir orandan bahsedilebilir deniyor. Yine detaylara bakıldığında kapak sayfada AstraZeneca'dan bir haber var ki aynı haber Wall Street Journal'ın da kapak sayfasında. Göğüs kanseriyle mücadelede ilaçta ilerleme kaydedildi deniyor. Bu arada dünya çapında teknolojinin belki de ilk defa geriye gittiği unsurlardan bir tanesi Concorde uçuşlarının yapılmıyor olmasıydı. 20 sene aradan sonra süpersonik uçuşlar konusunda Denver'lı bir girişim şirketinin uçaklarına United Airlines sipariş verdi. Yeterince güvenli olduğuna ikna olursa bu uçakları kullanacağına işaret ediyor. Ant Group'un yine tüketici finansmanı şirketi lisansı aldığı haberi var. Biden yönetimi aynı zamanda Amerika'nın son dönemde tartışma konusu olduğu aşı bağışı ile ilgili açıklama yaptı. 25 milyon doz aşıyı Güney ve Güneydoğu Asya'ya bağışlayacağını açıkladı. Kapak sayfadan bir diğer haberde ise küresel gıda fiyatlarının 10 yılın en büyük artışını gösterdiği ile ilgili detaylar var. Bu haberin detayıyla beraber biz de masaya geçelim, gazetelerle devam edelim. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO verilerine göre dünya tahıl üretiminde yeni bir rekor seviye beklenirken küresel gıda fiyatları ise Mayıs ayında 10 yıldan fazla bir sürenin en hızlı aylık artışını yaşadı. FAO Gıda Fiyat Endeksi Mayıs'ta aylık bazda %4.8 artarken yıllık bazda %39.7 yükseldi. Böylece FAO Gıda Fiyat Endeksi Mayıs ayında 127.1 puan seviyesine çıktı. Eylül 2011'den bu yana en yüksek değerine ve nominal olarak tüm zamanların zirvesinin sadece %7.6 altında kalan endekste, bitkisel yağlar, şeker ve hububat fiyatlarındaki küresel artış yükselişi tetikleyen ana faktörler oldu. FAO Tahıl Fiyat Endeksi, bir önceki yılın ortalama değerinin %89.9 üzerinde olan uluslararası mısır fiyatlarının öncülüğünde aylık bazda %6 arttı. Bitkisel yağ fiyat endeksi esas olarak artan palmiye, soya ve
kolza tohumu yağı fiyatlarını yansıtarak Mayıs ayında %7.8 yükseldi. Şeker fiyat endeksi ise büyük ölçüde hasat gecikmeleri ve Brezilya'da azalan mahsul verimine ilişkin endişeler nedeniyle aylık bazda %6.8 arttı. Et fiyat endeksi Mayıs'ta %2.2 artarken süt ürünleri fiyat endeksi aylık bazda %1.8 artarak bir yıl önceki seviyenin ortalama %28 üzerine çıktı. Ve gazetelerden öne çıkan başlıklar internet gazetelerinde Habertürk'te bugün şirketlere göre en büyük risk kur başlığıyla karşılaşıyoruz. Detaylar şöyle. Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Dünya İş Görünümü anketinin yeni sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'deki Alman şirketlerine göre en büyük risk Türk lirasının gidişatı. Seyahat kısıtlamaları ve tedarik zincirlerindeki sorunlar da şirketleri zorluyor. Dünyanın manşetinde ise bugün otomobilde zam rallisi haberiyle karşılaşıyoruz. Fiyatlar bir yılda %50, son 4 yılda %200 artış gösterdi. Yükselen fiyatlarla birlikte sıfır otomobile erişim giderek zorlaşırken pazarın ağırlığı da fiyatı görece daha ucuz olan düşük segmente kayıyor. Dönüyoruz buradan Hürriyet gazetesine. Ham madde fiyatları yükseldi, ek vergiler maliyeti artırdı. Plastik ve çelikte gergin bekleyiş haberi var bugün detaylardan. Sabahın Ekonomi Gazetesi sayfasında ise milyonlarca emekliye çifte bayram başlığı var. Temmuz'da emekliye zam ve ikramiye, memura ise fark yatacak. Ve Milliyet Gazetesi turda son durağımız her sabah olduğu üzere kuraklık yemi tehdit ediyor. Kuraklık tarımsal üretimin yanı sıra hayvancılıkta da tehdit haline geldi. Yem bitkilerinin veriminin düşmesi beklenirken meralarda yeterli ot bulamama endişesi var. İthal girdileri yüksek, hayvan yeminde ise zam tedirginliği yaşanıyor. Bu arada tabii otomotivle ilgili dün içeride bir başka heyecan verici haber vardı. Onun da yine satır başını verelim. TOG tarafında Vestel, Turkcell ve Anadolu grubunun paylarının %19'dan %23'e çıktığı haberi de vardı. Kök Ulaşım ise bu sermaye artırımına katılmadı diyelim. Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu her cuma sabahı olduğu gibi bizimle. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Az önce FAO'dan gıda fiyatlarını da paylaşmışken isterseniz enflasyon değerlendirmenizle başlayalım. Satır başlarında öncelikle açıklandığı noktada TÜİK'ten neler dikkatinizi çekti? ÜFE'nin %38'leri bulmuş olması, kurda şu anda yine bu hafta rekoru görmüş olmamız önümüzdeki aylara ilişkin beklentilerinizi değiştirir mi? Valla değiştiriyor aslında. Türkiye'de enflasyonun ana dinamiği maliyet enflasyonu, kur artışları, emtia fiyat artışları, yani ÜFE'deki seyir Türkiye'deki TÜFE'nin seyrini belirleyen ana etmen. Şimdi o tarafa baktığımızda oldukça güçlü bir tırmanış görüyoruz. %40'lara yaklaşan bir rakam var. Hatta imalat sanayi olarak bakarsak, yani ÜFE 38 küsür görünüyor ama imalat sanayi 41 civarında. Bu çok ciddi biçimde Türkiye'de enflasyon dinamiklerinin işlediğini gösteriyor. Ya dönüp içeride söylediğiniz gibi döviz kurlarına baktığımızda önümüzdeki dönem için bu stresin, bu baskının devam edeceğine dair sinyaller var. Dünyada biraz önce bahsettiğiniz gıda fiyatları gerçekten büyük bir tehlike. Bu hem pandemiye yönelik nedenlerden buradaki talebin artması, hem de kuraklıkla alakalı nedenlerden de kaynaklanıyor. Yani iklimle ilgili değişiklikten de kaynaklanıyor. Dolayısıyla belki metal fiyatları, bakır vesaire biraz hafif böyle bir durgunluk göstermeye başlıyor hızlı çıkışından sonra, ama büyük oranda işte petrol, enerji fiyatları, tarımsal emtialar, hepsi bu baskıyı yapmaya devam ediyor. Maalesef görünüm yukarı tarafa doğru gözüküyor. Baktığımızda hani Mayıs ayında işte kapanmanın yüksek olması bir açıklama olarak birçok ekonomist arkadaşımız da söyledi. Bu doğru, temel bir gerekçe olabilir TÜFE'nin fiyat ayarlamalarına henüz, yani birçok sektörde tam yansımamış olması bu dinamiklerin olabilir. Zaten dün akşam TÜİK'in yaptığı açıklama da bunu biraz teyit ediyor. Son bazı ürünler ayda iki kere, bazıları dört kere alınıyor ve bunların ortalamalarından bir fiyat açıklanıyor. Dün o sehven yapıldığı söylenen son haftaki fiyat artışı aslında 1,5'lar piyasanın da beklediğine yakın. Geçen ayki ortalamanın üzerinde bir artışın bayram tatili sonrası, yani kapanmaların büyük oranda gevşemesiyle devreye girdiğini de gösteriyor.
Haziran ayında baz etkisinden kaynaklanabilecek iniş ihtimalinde zaten zayıflatmış oluyor. Muhtemelen yıllık bazda tekrar yükselişi Haziran'da görme ihtimalimiz artmış gibi bu şartlarda. Şimdi hocam dün açıklanan veriler içerisinde TÜFE ÜFE makası dikkat çekti. Detaylara baktığımızda onun da grafiği var içeride arkadaşlar da. ÜFE tarafında %38.33, TÜFE tarafında %16.59'luk yıllık seviyeler var. Aradaki makas da Eylül 2018'den bu yana en yükseğe geldi. Maliyet baskısı güçleniyor şeklinde araştırma masamız grafiği getirdi ekrana. Aradaki farkın ne kadar olması gerekir diye sormuş bir izleyicimiz. Şimdi bu aradaki fark ne anlam ifade eder, ne olmalıdır tüketiciye? Yansıma lüksü var mıdır? İsterseniz onu da bir konuşalım mı? Çünkü şirketlerin de durumu zor ama bizim durumumuz da zor. Kesinlikle. Ekonomideki değişimi en fazla hissettiğimiz alan. Çok pardon. Şimdi normalde ÜFE'nin TÜFE'ye geçişkenliği, ki bu Merkez Bankası'nın kendi çalışmalarında da var, ortalama %40-45'ler düzeyindedir. Şöyle düşünelim. Geçen yıl dünkü tablolarda da yayınlandı. 6 bile değil, 5.50 küsür sanıyorum. 6 diyelim olan ÜFE şu anda 38. Yani neredeyse 32 puan kadar bir artış göstermiş. Geçen yılın TÜFE'si ise 11'ler civarında falan. Şunu söylemek istiyorum. 32 puanlık artışın normal koşullarda %40-45 yansıma ihtimali var. Bu da 12-14 arası puan bir artış demektir. TÜFE'ye bir potansiyel. Ha, burada bir tek bu yıl 40-45 değil de %30-35 olabilir belki. Çünkü son 1-2 hafta öncesine kadar bu Eşel Mobil Sistemi, yani ÜFE'deki en büyük artış petrolden kaynaklanıyor. Bu artış vergi ayarlamaları nedeniyle TÜFE'ye, tüketiciye doğrudan yansıtılmadı. Hani işte enflasyonist baskı nedeniyle orada vergi gelirinden biraz vazgeçilerek pompa fiyatlarına yansımadı. Ama şimdi yansıyor. Yani o yansımadığı dönemin o üfesinden kaynaklandı bu yüksek rakam. Yani bir nedeni de o. O yüzden biraz daha az yansıyabilir. İzleyicimizin sorusuna şöyle somut tekrar bir söyleyeyim yanıtımı. Yani 32 puanın %30'u kadar, 10 puan kadar bir yansıma olabilir. O da 20 civarı, 21 civarı bir TÜFE anlamına gelir. Eğer bu kurlardaki baskı, TÜFE'de emtia fiyatlarındaki baskı devam ederse, ki ediyor görünüyor. Enflasyonun, yıllık TÜFE enflasyonunun 20 civarına, hatta üzerine tırmanma riski var. Eğer kurlar emtia fiyatlarında bir rahatlama, gevşeme olmaz ise yıllık bazda bir artış, buraları görebilecek bir artış potansiyelini göz ardı etmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki o zaman tepe noktayı nerede göreceğiz? Yıl sonu ile ilgili tahmininizde revizyon var mı, onu da sorayım hocam. Çünkü daha önce yabancı kurumlardan mesela aktardık, yıl sonu ile ilgili tahminlerinde %13,5'lar, %14,5'lar söz konusu. Benim yıl sonu tahminim yani 15,5 minimum civarında gibi gözüküyor şu anda. Yıl içinde biraz işte bu gidişata bağlı olacak ama tekrar biz 17-18 minimum göreceğiz gibi gözüküyor. Ama eğer bu trend devam ederse bence daha fazlası da olasılığı artmış durumda. Çünkü ÜFE'nin TÜFE'ye geçişkenlik göstermemesi belli bir noktadan sonra çok zor. Anekdotal olarak baktığınızda da birçok sektör bu artışların fiyatlara yansıyacağını söylüyor. Çünkü bu hafta PMI verisi geldi. Geçen hafta iktisadi yönelim anketi geldi. Orada firmalar diyor ki tarihi yüksek seviyelerde bizim birim maliyetlerimiz artıyor ve gelecek 3 ayda satış fiyatlarına yansıtma olasılığımız yüksek. Şimdi özellikle sonbahar yeni sezon açılırken, ki işte ekonomide belki işte okulların açılması, daha fazla normalleşme adımları ile beraber talepte de bir hareketlenme daha fazla ortaya çıkacak. Dolayısıyla yani bunun bu tür bahsettiğimiz daha yüksek, ben 20'li rakamları telaffuz ediyorum hala, olma ihtimali var gibi gözüküyor açıkçası.
Şimdi enflasyonla ilgili bir görüş de verelim. Gedik Yatırım Ekonomisi Serkan Gönençler Mayıs ayı enflasyonunu değerlendirirken özellikle bazı kalemlerde düzeltmeler ve kur yansımasıyla Ağustos ayına kadar enflasyonda yükseliş beklediğini söyledi. Hatta birçok üründe, yani örneğin küçük ev aletlerinde, böyle kişisel bakım ürünlerinde, işte deodoranttan şampuan, diş macunlar, böyle %5 onlara bana aylık düşüşler gördük. Yani bunların, bu gerilemelerin önümüzdeki ay ya da aylarda düzeltmesi görülebileceğini düşünüyorum. Sonra giyim kaleminden bahsetmek lazım. Yani giyim kaleminde de Mayıs ayı üzerinde, yani tarihsel ortalama baktığımızda belki %6-7 gibi fiyat artışı beklenebilirdi. Benim beklentim o yöndeydi, tahminimde kullandığım. Fakat 1.8'lik bir artış var orada. Yani bu da kısmen aslında belki de kapanma nedeniyle fiyat toplanamadığı için de olmuş olabilir. Yani bunun da gelecek aylarda düzeltmesini görebiliriz. Yani özetle şeyin bu düzeltme, bahsettiğim kalemlerdeki düzeltmeler nedeniyle hem de bu TL'deki değer kaybı ve emtia fiyatlarındaki artıştan kaynaklı bu maliyet artışlarını bir noktada nihai fiyatlara yansıtmak durumunda olacağını düşündüğüm için ben yıllık enflasyonun en azından Temmuz'a işte 2-3 ayda Temmuz'a Ağustos'a kadar yükseliş trendinde olacağını bekliyorum. Yani %15'lere, %17, %17,5, %18'lere doğru hatta yükseliş olabilir önümüzdeki 2-3 ay. Sonrası da kademeli bir düşüş ve yılın son 2 ayında daha hızlı bir düşüş görebiliriz. Fakat kur burada belirleyici olacak tabii. Şimdi aynı zamanda tabii gelen PMI da var bu hafta içi hocam. Mesela oraya da baktığımızda 12 ayda süre gelen artış trendinin en düşük oranına geldik deniyor. Örneğin istihdam yaratma hızına baktığımızda. Bir de bu açıdan bakalım. Çünkü üretici üzerinde maliyet baskısı artıyor diyoruz. Bir yandan da iş fesih yasağının devam ettiği bir süreç de var. Önümüzdeki süreçte acaba istihdam tarafına yansıması ne olacak? Gıda tarafında enflasyon yüksek diyoruz, kur yüksek diyoruz ama bir yandan da gazetelerden kuraklık haberleri veriyoruz. Acaba bu anlamda yine bir ithalata yönelmemiz söz konusu olacak, ne dersiniz? Doğru. Maalesef hani Türkiye genelinde baktığımızda hani bizler şu anda en azından siz, ben İstanbul bölgesinde son birkaç ayda bir miktar yağışlar, kuraklıkla ilgili belki kaygımızı azaltan bir hava durumu oldu ama Türkiye genelinde maalesef yoğun bir kuraklık var gözüküyor. Yani bu tarımsal ürün fiyatlarına ne yazık ki yansıma potansiyeli taşıyor. Şimdi PMI verisine gelince buradaki gerileme aslında son aylarda biraz bir trend haline gelmiş gibiydi. Gelişmekte olan ülkelerin geneline baktığımızda da bir zayıflık var. Yani işte bu Hindistan, Brezilya, Latin Amerika ülkeleri pandemiyle alakalı olumsuzlukların yansıması var kısmen. Türkiye'de yalnız ben tabii biz de bundan etkilendik ama iç taleple ilgili zayıflamanın buraya daha fazla girmeye başladığını düşünüyorum. Yani ihracat talebi o mevsimsel olarak işte gün sayısı azaldı vesaire siparişler bir miktar etkilenebilir ama Avrupa'nın genel performansına baktığımızda bölgenin ya da dünya ekonomisinin ihracatla ilgili en azından kısa vadede ki sıkıntı daha az gibi gözüküyor. Ama iç talep Türkiye'de yüksek faiz doğal olarak ve işte hani pandemiye bağlı gelir kayıpları birçok faktör nedeniyle borçluluğun yükselmesi nedeniyle de bir zayıflık var. PMI verilerinde iç ve dış talepte iç talep sipariş kompozisyonundaki yavaşlamanın PMI'deki yavaşlamanın ana nedeni olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde de bu maalesef devam etmeye aday görünüyor. Şöyle bir sorun da var PMI tarafında. Evet, dışarıda bir ihracat sipariş talebi olacak ama Avrupa başta olmak üzere pandemi eğer umarım tabii bir aksilik olmaz da kontrol altına alınmaya başlanırsa hizmet sektörleri canlanacak. Yani haneler, tüketiciler işte tatile, seyahate, yeme içmeye falan daha çok para ayırdıkça, zaman ayırdıkça yani şu andaki kadar imalat sanayi ürünlerine, işte evle ilgili harcamalarına belki ayıramayacak. Zaten yoğun bir şekilde yapıldı. Ama bu devam edecek. Yani bu çok hızlı azalacak bir şey değil ama bizim son aylarda gördüğümüz ivme muhtemelen dışarıda da azalacak. İçerideki zayıflık da eklenince PMI'ın ben çok zayıflayacağını düşünmüyorum. Çünkü yine ihracat belli bir destek verecek ama bundan sonra güçlü toparlanması çok kolay olmayabilir. Yani önümüzdeki dönemde biz ikinci çeyrekte çok güçlü bir büyüme gelecek yine baz etkisiyle ama yılın ikinci yarısında iç talepteki zayıflama esaslı bir büyümede zayıflama göreceğiz.
biraz hizmet sektörleri kurtaracak toparlama anlamında. Ama enflasyonda da yüksek seyir göreceğiz. Yani böyle bir kombinasyon bizi en azından 4-5 ay bekliyor gibi bu kur ve emtia dinamikleri değişmedikçe. Yani değişmemeye devam ederse bu bahsettiğimiz sürede uzayacak. Yani hani Ekim sonrası baz etkileri devreye girer, enflasyonda dediğimiz etki içinde bir risk oluşturabilir. Umarım olmaz öyle bir şey ama o potansiyel var. Çünkü kurdaki artış 5-6 aya kadar uzayacak şekilde bir enflasyon için tehdit oluşturuyor. Yani bugün yaşadığımız, dün yaşadığımız kur artışı bir süre sonra kalıcı olmaya başlarsa biz bunun etkilerini önümüzdeki aylarda daha göreceğiz. Bugün görmeyeceğiz hemen büyük bir ihtimalle. ÜFE'de göreceğiz, TÜFE'de zamana yayılacak. Şimdi kur geçişkenliği ile ilgili Seda Güler Mert Garanti BBVA Yardımcı Baş Ekonomisti %22'lik bir geçişkenlik hesaplıyoruz diyor. Peki geriye kalan hesaplamalarını böyle bir varsayım nasıl etkiliyor? Ekrana getireceğiz. Hizmet enflasyonunu kendi içinde ayrıca düşünmemiz gerekiyor. Biz son hesaplamalarımızda kur geçişkenliğini %22'ye yakın hesaplıyoruz. Ve son kurdaki hareketlenmeye baktığımızda beklentimizin biraz daha üstüne çıkacak şekilde bir değer kaybı gözlemliyoruz. Biz açıkçası kademeli değer kaybının devam edeceği ve yıl sonu 9.25'lik bir dolar TL kuruyla kalacağımız bir varsayımla enflasyon tahmini çalışmıştık. Ve bu çerçevede de enflasyonun Kasım'a kadar %17'ye yakın bir seviyede kalıp yılın son iki ayındaki destekleyici baz etkileriyle %15'e inmesini beklemiştik. Ama az önce söylediğim gibi hem üfe tarafındaki son 3 aydaki yukarı yöndeki sürprizler hem de son kur hareketinin de getirdiği daha farklı etkilerle beraber riskleri yukarı yönde belirlemek daha doğru olur. Artı bir de hizmetler tarafındaki belirsizliği de işin içine katmak gerekiyor. Çünkü birim maliyetler hala yüksek kalacak. Evet, açılmaya başladık ama hala kapasite noktasındaki kısıtlamalar ve bu noktadaki düzenlemeler tabii ki hizmet enflasyonu üzerinde katılı bir miktar daha perçinleyecektir diye düşünüyorum. Şimdi hocam bu haftaya başlarken büyüme verisini de aldık. Onu da işin içine katarak isterseniz sohbetimize devam edelim. Çünkü enflasyonla ilgili tabii öngörünün zorlaşması, sizin de zaman zaman yayınlarda hep söylediğiniz gibi bizim enflasyonumuzun sadece seviyesi değil, oynaklığı da diğer ülkelerden biraz farklı. Acaba büyümeyle ilgili varsayım yapmayı da zorlaştırır mı? Mevcut gelen %7'lik büyümeyi o yüzden mi çok fazla hissedemedik? Neler bekliyorsunuz bu cephede? İsterseniz o kompozisyonu da ele alalım mı hocam? Tabii ki. Şimdi yani Türkiye'deki yani aslında bu yıl ve gelecek yılki büyümeler Türkiye'de de dünyada da bize genel resmi pandemi sonrasına ilişkin yeni normale yönelik resmi tam vermeyecek. Burada baz etkisi, işte ötelenen talep etkileri, sektörel ayrışmalar, yakınsamaların zaman zaman olumlu zaman zaman olumsuz etkileri gibi nedenlerle büyüme rakamları yani normal trendlerinin dışında artı eksi yönlü sinyaller verecek. Büyük bir ihtimalle de artı tarafta verecek. Biz yeni normali 2022 ve sonrası bugünkü varsayımlarla görme ihtimalimiz yüksek. Bunu öncelikle vurgulamak gerekiyor. Şimdi birinci çeyrekteki %7'lik büyümede aslında ana dinamo imalat sanayi. Bu pandemiye özgü bizim uzaktan çalışmaya dayanan bütün dünyadaki hani değişim ve bunun tüketici davranışına getirdiği değişimin bir sonucu. Hep sık sık vurguladığımız gibi evde çalışmanın evle ilgili harcamaları arttırması, birçok ihtiyacı teknolojik ürünlerden beyaz eşyaya, mobilyaya arttırması bu tarafa talebi güçlü kıldı. Bu talep bu ürünlerde kullanılan emtia fiyatlarına baskı yaptı. İçeride ve dışarıda imalat sanayi ürünlerine olan talep, buna tabii otomobil, taşıma araçları, bu ticaret hepsi bunları dolaylı yoldan da etkiliyor. Yüksek olması kaynaklı bir büyüme yaşadık. Geçen yıl Temmuz-Ağustos'tan bu yana çift taneli bir sanayi, imalat sanayi büyümesi görüyoruz. Firmalara gelen talepler bu anlamda kapasite kullanımını arttırdı ve firmalar, biraz da o kredi genişlemesinin düşük kredi faizlerinin etkisiyle kapasitelerini arttırma yönünde kararlar aldılar. Makine teçhizat yatırımlarındaki hızlı yükseliş yatırımların da büyümeye
katkısını arttırdı. Yine imalat sanayi kaynaklı oldu. Üçüncüsü de Türkiye'de kredi büyümesinin arkasından gelen dönemde, özellikle ilk çeyrekte gördük. Yavaş yavaş işte ekonomideki ithalat talebinin azalması ve bu anlamda ihracatın büyümesi dış talebinde büyümeye pozitif katkı vermesini sağladı. Tabii burada özellikle ihracattaki büyüme yine imalat sanayi kaynaklıydı. İthalattaki düşüşün aslında ana nedeni, evet, bir miktar zayıflama olsa bile iç talepte altın ithalatındaki düşüşün yansıması, ama büyümeye pozitif bir yansıma getirdi. İthalat düşüp imalat kaynaklı ihracat artınca. Toparlamak gerekirse imalat sanayinin üretimi, yatırımları, ihracatı büyümenin ana belirleyeni oldu. Kredi büyümesinin gecikmeli etkileriyle iç talep belli bir oranda, ki o da düşük değil, %7 büyümeye katkı sağladı. Çok büyük bir ihtimalle Kasım sonrası Türkiye'de enflasyonla mücadele konusundaki güvenin artması tüketici güvenine de kısmen olumlu yansımaya başlamıştı. Bu da bir miktar tüketim eğilimini, işte o kredi büyümesinin getirdiği gecikmeli etkileri realize etti ve iç talebi de görece canlı tuttu. Tüm bunların ortalaması sonucu olarak da bir büyüme tablosu çıktı. İkinci çeyrekte sanayi üretiminde biz bu ay, gelecek ay, yani Nisan-Mayıs verilerinde %40'lık, %50'lik artışlar göreceğiz. Bu baz etkisinden kaynaklanacak ve çift taneli bir büyüme getirecek Türkiye çok büyük bir ihtimalle. İlk 6 ayda zaten Türkiye, ikinci 6 ayda sıfır bile büyüse neredeyse 4,5 falan büyümüş olacak gibi gözüküyor. Ama ikinci 6 ayda biz hissedilir bir yavaşlama göreceğiz. Yani baz etkileri kalkacak ve benim gördüğüm şu anda %2-2,5'lara doğru inebilecek bir büyüme potansiyeli var. Hizmetler bir baz etkisiyle belki biraz daha toparlamış olacak. Ama yılın ikinci yarısıyla ilk yarısı çok farklı büyüme anlamında bize bir resim sunmaya aday. İstihdam tarafında zaten zorlandığımız bir dönem. Maalesef turizm sektörünün de sıkıntıları devam ettiği için kısmen Temmuz, Ağustos, Eylül'de bir etki olacak turizmin istihdama belki, ama yani genel anlamda istihdamda yine zorlukların devam ettiği, işte PMI verisine de gördük, imalat sanayindeki bu yavaşlama, ekonomideki yavaşlama oradaki istihdam istekliliğini de azaltabilir. Şöyle toparlayayım, bizim maliye politikasında destekler birer ikişer aylık değil, daha uzun vadeli düşünmemiz gereken bir dönemdeyiz. Ekonominin bu zorlu dönemi atlatması açısından. Şimdi hocam, az önce ortaya koymuş olduğunuz enflasyon ve büyüme çerçevesiyle beraber faiz ne olur isterseniz bir de o tarafı konuşalım. Bu hafta içerisinde hem Merkez Bankası'nın yatırımcılarla buluşmaları vardı, hem de öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar vardı ki onda piyasanın tepkisi kuru rekora taşımak yönünde oldu. Baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Temmuz ve Ağustos ayları için faiz indirimine işaret etti. Merkez Bankası başkanımla konuştum ifadesini kullanmış olması da yine piyasa nezdinde önemsenen, altı çizilen bir ifade oldu. Ertesi günde Merkez Bankası'ndan gelen değerlendirmeler yine de dezenflasyon süreci başlamadan en azından herhangi bir harekete çok da geçilmeyeceğine işaret ediyor. Orada da yine 3. 4. çeyreğe işaret ediliyor. Detaylara baktığımız zaman yine enflasyon üzerinde kalan bir faiz patikası takip edeceğiz şeklinde mesaj aldık. Şimdi siz neler beklersiniz faiz tarafından, onu da sorayım hocam. Şimdi tabii bu büyük bir belirsizlik yaratıyor. Yani para politikası ile ilgili riskleri arttırıyor. Her ay para politikası, Merkez Bankası kararının çok daha yakından izlenmesi, ki böyle dönemlerde öncesinde özellikle döviz kurları başta olmak üzere volatiliteyi arttırıyor. Daha volatil bir durum ve hani biraz da spekülasyona açık bir durum yaşamaya adayız. Yani daha kısa vadeli bakacağımız bir sürece giriyoruz. İkincisi, geçen haftaya göre faiz indirimine ilişkin zamanlama piyasanın algısında da öne alınmış durumda olacak. Merkez Bankası Başkanı'nın belirttiği 3. çeyrek sonu Eylül ayını da kapsayacak bir dönem aslında. Sayın Cumhurbaşkanı belirttiği işte Temmuz, Ağustos artı Eylül ayları, yani bu 3 ay içerisinde bir faiz indirimi gelme olasılığını arttırıyor. Yani çok muhtemelen Merkez Bankası'nın söyleminden biz Ağustos, Eylül gibi bu adımın atılma
ihtimalini daha fazla görebiliriz. Ama işin diğer boyutu şu, biraz önce de konuştuk. Yani enflasyon, headline, manşet enflasyon 17, 18 belki daha üzerini zorlayacak bir noktada gidiyor. Faizimiz 19 ve gerçekleşen enflasyon da üzerinde bir politika faizi vurgusu yapan Merkez Bankası var. Biraz zorlu gözüküyor. Yani burada böyle 18'deyken 18.5'a mı indirecek Merkez Bankası örneğin veya daha sonra 19'a çıkarsa ne olacak falan gibi sorular çok uçuşacak. Hani genel anlamda Türkiye'de kurların yukarı seyrettiği bir ortamda faizin yukarı gitme ihtimali yüksektir. Faizlere baskı yüksektir. Çünkü kur doğrudan enflasyon beklentilerini etkiliyor. O da faiz beklentilerine yansıyor. Dolayısıyla biraz volatilitenin artacağı bir döneme giriyoruz. Normal koşullarda evet gelen sinyaller Temmuz-Eylül arası bir faiz indiriminin başlama ihtimalini yüksek gösteriyor. Ama buna imkan verecek bir ortam olur mu olmaz mı çok soru işaretleriyle dolu. Tabii piyasa bunun yanıtını tam alamadığı için de çok volatil ve muhtemelen stresin olduğu bir ortam olacak yaz aylarında da. Şimdi enflasyonla ilgili bakıyorum, izleyicimiz Aykut Bey diyor ki her gelir grubunun harcaması enflasyonun etkilenmesi farklı olduğuna göre TÜİK'in TÜFE'yi hangi gelir grubuna göre belirlediğini açıklaması lazım. Acaba buna ihtiyaç yok mu demiş. Bir başka izleyicimiz de dövizi tutmaya çalıştık, rezervi bitirdik, TÜFE'yi tutmaya çalışsak nelere mal olacak acaba bize diye sormuş Murat Bey. İsterseniz bu sorulara da yanıt bulmaya çalışalım. İçeride rezervle ilgili grafiğimiz de var. Yani TÜİK teorik olarak bu hangi ürünleri seçtiği konusunda gelir dağılımını da dikkate alarak Türk hanelerinin, Türk tüketicilerinin, Türkiye'nin genelinde 81 ilçelerde hangi ürünleri ağırlıklı alıyor, hangi alışveriş merkezleri, hangi mağazalar, hangi şeylerden işte noktalardan aldığına dair bilgi topluyor ve oradan bunları tespit ediyor. Tabii Türkiye'de hani gelir dağılımı, ortalama gelirin düşüyor olması, nüfusun yoğunluklu olarak daha düşük gelir gruplarından oluşuyor oluşması, yani bunlar aslında herkesin, her gelir grubunun buradaki talebini yansıtmasını da gerektirir. Fakat dediğimiz gibi yani burada binlerce ürünün fiyatı alınıyor ve TÜİK kendi yaptığı anketlerle her bölgede hangi marketlerden, hangi noktalardan daha fazla alışveriş yapıldığını tespit edip o ürünlere yönelip onların fiyatını topluyor. Yani dolayısıyla farklı zaten hep yaşadığımız o, sizin, benim, herhangi şu anda bizi izleyen izleyicilerimizin hepimiz farklı yerlerden alışveriş yapıyoruz. Aynı ürünün fiyatı herhangi bir sebze meyvenin örneğin bizim hepimizin alışveriş yaptığı yerlerde farklı olabilir ve son bir ayda değişimi de farklı olabilir. Ama biz bu anket ortalamada ağırlıklı olarak belli noktalardan alınıyorsa bu anket böyle gösterip o zaman zaten bunu yüksek yaşayanların hissettiği enflasyonu yansıtmaktan daha da uzak olabiliyor. Ortalama almak Türkiye gibi homojen yapısı olmayan ne tüketimde ne gelir dağılımında bir ülkede maalesef enflasyonla ilgili sıkıntıyı, sorunu, algıyı çok daha fazla da arttırıyor. Evet, takip edeceğiz şüphesiz. Son bir not hocam, dün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinde de bir karışıklık oldu zannediyorum. Aylık tarafta bir 0.89 evet, açıklandı. Sonra veri tabanlarına 1.44 de düştü. Konuyla ilgili Alaaddin Aktaş'ın, Dünya Gazetesi yazarının da bir Twitter üzerinden değerlendirmesi de vardı. Ay sonu fiyatlarını baz alan bir hesaplamanın hani paylaşılmış olduğunu, bunun daha çok gidişatı görme amaçlı olduğunu ifade etti ama Haziran'da fiyatların şu anki duruma göre en az bu kadar artacağını işaret ediyor şeklinde bir yorum da paylaşabiliriz dedi. O tarafı da bir değerlendirelim mi hocam? Hem çift verinin gelmiş tabii olması hem de tabii mesela büyüme gibi veriler geldiğinde TÜİK'in sayfasında erişimde yaşadığımız zorluğun da belki bir kez daha buradan hatırlatmasını yapmak lazım. Katılıyorum kesinlikle. Yani bugünkü dünyada bu tür sorunları yaşamamamız gerekiyor. Yani 300 milyon, 1 milyar nüfusu olan ülkelerde de bu şeylere, verilere erişim isteniyor ve genel anlamda sorun yaşanmıyor. Bunu aşmamız gerekiyor. Bu teknik bir sorun.
iletişimle ilgili TÜİK'in çok daha fazla gayret içinde olması gerekiyor bence. Yani bu toplumun ciddi biçimde burada açıklama beklediği, hissettiğimiz enflasyonla bu rakamlar çakışmıyor sorusuna, nedenleri konusuna. İktisatçılar olarak bizim anladığımız, anlayabildiğimiz noktalar var ama yakından izlemeyen hepimiz için bu önemli. Bunu anlatmak, bu iletişimi kurmak da TÜİK'in görevi aslında. Bunun olması bence çok çok daha iyi olur. Dünkü olaya gelince evet, yani olabilir böyle, yani sonuçta herkes her şey olabilir ama tabii bir istatistik kurumunda bu hata hele hele böyle çok hassas olunan bir noktada daha da fazla dikkat çekti. Ama sonuç olarak şunu söyleyelim, başta da belirtmeye çalıştım. Herhangi bir ürünün fiyatı, özellikle meyve sebzeler başta olmak üzere, yani ayın herhangi bir günü gidip alınmıyor. İki kere minimum alınıyor, bazı ürünlerde dört kere. Her hafta örneğin domatesin fiyatı alınıyor, yoğurdun fiyatı alınıyor gibi. Ya da yoğurdun iki haftada bir alınıyor. Şimdi bu ve bunların ortalaması. Mesela domates bir hafta 10 lira, 8 lira, 6 lira, 7 lira. Ortalaması 7,5 lira diye yazıyor. Halbuki o içine 10 liraya da çıkmış. Onu almıyor. Şimdi dün gelen rakam şunu diyor. Biz 4 tane aldık ay içine. 6 lira, 7 lira, 8 lira. Son aldığımız rakam 10 lira. Yanlışlıkla 10 lira girmiş. Son rakam bu ayın enflasyonu gibi girmiş gibi gözüküyor. Aslında o 10 lira girdiği için ortalamayı düşürdü. Evet. Fakat şimdi Haziran'a 10 lira başlayacak. O 0.89'da 1.44 arası 0.55. Haziran'da hiç fiyat artışı olmasa bile minimum enflasyon olacak. Hı hı. Muhtemelen olacağı için de geçen yılın Haziran'ın üzerine çıkacak bu enflasyon. Dolayısıyla zaten şimdiden Haziran'la ilgili beklentileri arttıran bir sonuç olmuş oldu bu yanlışlık. Çok çok teşekkür ederiz hocam. Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ile beraberdik. Her cuma sabahı olduğu üzere kısa bir reklam aratı vereceğiz. Ardından devam ediyoruz. Ve dün Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks tarafında nasıl bir kapanış gördük beraber hatırlayalım detaylarıyla. Her sabah olduğu gibi 35 hisse dünü artıda tamamladı, 59 hisse düştü, 6 hisse ise gün sonunda yatay performansa yöneldi. Şişe cam tarafında 100 puan bazlı en büyük katkıyı gördük. Türk Hava Yolları, TAV Havalimanları, Sabancı Holding ve Tüpraş'la ilk 5'i tamamladık. Puan bazlı baskılar tarafında BİM vardı, arkasında Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Turkcell ve Karsan hissesini gördük. Yüzdesel bazda en çok artan hisse ise İhlas Gayrimenkul oldu. Onun da arkasında TAV Havalimanları, Nuh Çimento, İhlas Holding ve Teknosa geldi. Yüzdesel en çok düşen tarafta Karsan, Esenboğa, Sasa Polyester, Netaş ve Mavi Giyim hisselerini takip ettik. Enflasyonla ilgili üfe tüfe makasında böylesini daha önce pek görmedik diyor Profesör Doktor Necip Çakır, Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi. Kulak verelim hocaya. Üfe çok yüksek tabii ki yani ve ülke ile tipi arasındaki farkta ilk defa bu kadar yüksek bir düzeye geldi. 22'ye yaklaşıyor neredeyse bizde. MTI endeksine baktığınız zaman da orada aşağı yukarı %77'lik bir artış var. Ve biz bu sene kuraklık yaşıyoruz. 42'ydi kuraklık tehlikesi var. Tehlikeli yaşlı aslında. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bayağı bir gıda ithalatı yapmak zorunda kalacağız. Gıda fiyatları bu kadar yüksek giderken ve biz de kuraklık nedeniyle bayağı bir gıda ithalatı yapmak zorunda kalırken bunun sonucunda yani enflasyonda yani aşağı yönlü bir seyirin ortaya çıkması çok mümkün gözükmüyor bana doğrusu. O yüzden de böyle bir ortamda yani faiz indiriminden bahsetmek de hiç anlamlı gelmiyor. Zaten Merkez Bankası Başkanı da yani işte faizi enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz ya da işte başka bir ifadeyle pozitif bir faiz vermeye devam edeceğiz diye bir açıklama yaptı. Yani umarım bu politika bu şekilde sürdürülebilir ama yani önümüzdeki dönem çok kolay geçmeyecek Türkiye ekonomisi aslında. Norsiyem ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar.
Amerika tarafında ise bugün tarım dışı istihdam günü, aynı zamanda yine bugün fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri verileri de var. Tarım dışı istihdamda 674 binlik bir artış beklentisi var. Saatlik ücret artışları tarafına bakıyorum. Aylık %0,2, yıllık %1,6'lık artış beklentisi var. İşsizlik oranının ise %6,1'den %5,9'a inmesi beklentisi Mayıs ayı için terminale yansıdı. Şu anda vadede ise negatifte bir bekleyiş söz konusu. Dow Jones %0,01, Nasdaq %0,08, S&P 500 %0,02'lik bir satışa yöneldi. Dün itibariyle gelen istihdam verileri ise iyiydi. ADP özel sektör istihdamı 978 binle beklenti üzeri 10 ayın en iyi artışına işaret etti. Haftalık işsizlik maaşı başvurularında ise 385 binlik seviye pandemi başından gördüğümüz en olumlu tabloyu çizdi. ISM hizmet Mayıs'ta 64 seviyesine rekor kırarken market hizmet PMI'da 70,4'te beklentiyi aştı. Dün Dow Jones tarafında 23 puan eksi de S&P 500'de %0,36, Nasdaq'ta ise %1'lik düşüşle günü kapattık. Amerikan Başkanı Biden, Trump'ın Çin ordusuyla bağlantılı olduğunu öne sürerek getirmiş olduğu yaptırım listesini uzattı. Huawei'yi de kapsayan 59 şirketin listesine Amerika'da yatırımcının yönelmesine kısıtlamalar geldi. Bu arada dün yine AMC hissesi 11,5 milyon hisse satışı açıkladı ama birkaç saat içinde 587,4 milyon dolar sermaye artırımının tamamlandığını duyurdu. Hisse dün %18 kadar değer kaybetti. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Ve açık piyasalardaki son durumla devam edeceğiz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ve Bloomberg HT Pekin temsilcisi Sadi Kaymaz'la beraberiz bir kez daha. Sadi, zannediyorum son buluşmamızdan bu yana en azından Hindistan Merkez Bankası'nın faiz kararı netleşti değil mi? Evet, netleşti. Zeynep, şöyle notlarıma bakıyorum. Beklendiği gibi diyeyim, her şeyden evvel kilit olan bu. %4 seviyesinde sabit tuttu Hindistan Merkez Bankası. Onun dışında tabii enflasyon öngörüsünde bulundu ve büyüme tahminini revize etti. Enflasyonu söyleyeyim, 2022 için, gelecek sene için 5,1 bekliyor ama tabii Hindistan deyince acaba hep biliyorsun Çin olur mu? Çin gibi dünyanın büyüme lokomotifi olur mu gibi hep bir beklenti var uzun senelerdir. Nitekim de pandemi öncesinde biliyorsun Hindistan hep büyüme yarışının ön saflarındaydı. Orada az önce revize etti dedim, aşağı doğru bir revize oldu. Çift haneliydi, 10,5'ti yanılmıyorsam Merkez Bankası'nın tahmini, şimdi 9,5'e çekmiş. Nitekim de baktığımızda uluslararası kuruluşlara hem de pek çok finans kuruluşuna baktığımız zaman aşağı doğru revize ediliyor ama hala çift haneli büyüme bekleyenler var. Baz etkisinden dolayı aslında bu pandeminin darbesi çok fazla büyümeye yansımıyor. Bunu da söyleyeyim Zeynep. Bunun haricinde burada bir hareket oldu. Burada derken nereyi kastediyordum? Şangay ve Shenzhen borsalarında kapanışa doğru, daha doğrusu ilk seansın, düzelteyim Zeynep, daha açık anlatayım. İlk seansın kapanışına doğru bir yükseliş oldu. Endeksler artıya geçti. Aracı kurumlar önderliğinde oldu bir yükseliş. Çünkü bir söylenti vardı. Damga işlem vergisinin düşürüleceğine yönelik bir saatlik arada bu yalanlandı ve şu anda yanılmıyorsam tekrar açıldı. 5-6 dakika oldu öğleden sonra seansı başladı. Biraz gerileme var. Bakalım aslı var mı yok mu, öğleden sonra daha iyi anlayacağız. Onun haricinde biraz hatırlatmak gerekirse teknoloji hisselerinde bir satış var. Kur tarafına baktığımızda Asya'da doların değerlenmesine mukabil geri çekilmeler görüyorum. Kore Won'lu Taybaht'ını geri çekilirken gördüm. Bu arada tekrar belirtmek gerekirse Japon yeni sene başından bu yana yaklaşık %5-6 değer kaybetti, zayıfladı ama Japon şirketleri ya da Japon piyasasına yatırım yapan yatırımcılar diyeyim, bunu pek seviyorlar. Özellikle bu satış dalgasının altında kalmayan, bilakis de ileri doğru giden, tırmanan bazı geleneksel büyük sanayi şirketleri var. Toyota bunlardan bir tanesi. Geçtiğimiz 11 işlem gününün 10 gününde yükseldi. Hitachi yine çok iyi bildiğimiz geleneksel Japon büyük şirketlerden, gruplardan bir tanesi şu anda 20 yılın en üst seviyelerinden işlem görüyor. Hemen notlarında atlamayı unutmadan Biden'ın, sen de az önce bahsettin, kararnamesi biz bekliyorduk zaten, aktarmıştık.
59 şirket orada yer alıyor. Bilindik şirketler de var. Huawei var örneğin. Ama başka aslında doğrudan doğruya savunma hisseleri arasında yer almıyor ama savunma hisselerine dahil edilmiş olan Amerikan tarafından haberleşme şirketleri var. 3 tane büyük cep telefonu operatörü var. Bunlar önemli ama bu detaylardan ziyade aslında Zeynep asıl vurgulamak istediğim şey şu olacak belki. Biden geldi, bu yasaklar gevşetilir mi diye bir beklenti vardı. Hayır, gevşetilmeyecek. Onun haricinde de kalan, dışarıda kalan bağlı şirketler var. Onların içinde bir risk unsuru var. Çünkü artık tanımı ve hukuki altyapıyı daha sağlam yaptı. Farklı şirketler de girebilir. Bu da muhakkak bundan sonra Çin şirketlerinin fiyatlamalarını dahil olacaktır bir risk unsuru olarak. Bloomberg HT Pekin temsilcisi Sadi Kaymaz, çok çok teşekkür ederiz notlar için. Asya Pasifik lideri Philip Capital sundu. Ve devam ediyoruz. Bloomberg.com'da öne çıkan başlıkları aktaracağız. Milyarder iş insanı Elon Musk'ın kırık kalp emojisi Bitcoin'i düşürdü. Musk Bitcoin'de aşağı yönlü etki yaratan paylaşımlarına devam etti. Musk'ın Twitter hesabından kırık kalp emojisiyle Bitcoin paylaşımı yapması kripto parayı 37 bin dolar seviyelerine kadar düşürdü. Bloomberg.com'dan aktaracağımız diğer başlıkta ise bazı ağaç ürünlerini içeriyor. Oraya baktığımızda yine ihracatın izne bağlandığını görmekteyiz. Detayları internet sitemizde bulabilirsiniz. Ve bugünün ajandasını çok kısaca hatırlatalım. İçeride biz yine fiyat gelişmeleri raporunu enflasyonun ertesi gün alışılageldiği üzere takip edeceğiz. Saat 14.30'da reel efektif döviz kuru açıklanacak. Amerika'dan veriler var az önce aktardığımız gibi. Öncesinde ise Fed Başkanı Jerome Powell saat 14'te Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ile beraber IMF, Uluslararası Takas Bankası ve Fransa Merkez Bankası ev sahipliğinde bir iklim değişikliği konulu panelde konuşuyor. Onu da yine hatırlatalım. Moody's'in notlandırmasında ise takvimde bugün Türkiye görünüyor. Onu da yine dipnot düşelim. İlk sözü böylece noktalayalım. Yayınımızı sabah raporuna devredeceğiz. 9.45'te piyasa masasında tekrar buluşacağız. Hoşçakalın.